Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Ürümçi katliamı hatır günü yıkılaşkanda Xitay Ali Emeldarını Şarkı Türkistan'a evetti. Dünyanın her kaysi caylarda 26 iyon Şavgan kırgınçılığı ve 5 iyon Ürümçi katliamı hatırlını vatkan bir peyitte Xitay rejimi Beijing'den yukur derecelik emeldarını Şarkı Türkistan'a tekşürüşke evetti. Şinhua agentliğinin bu vaqtki haberde bildirilişçe Xitay Merkezi Siyasi Bürosu'nun daimi hay'at azası Xitay Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin sekretari Zhao Leji 28 iyondan 1 iyolgacha Şarkı Türkistan'da atalmış tekşürüştü bolgan. Ve bu jarayonda Xitayning Sharqi Turkistonni idora qilish siyosatini to'liq ijro qilish kerakligini alohida ta'kidlagan. Javlaji ziyorat jarayonida Sharqi Turkistonning Urumchi, Xotan, Qashqar qatorliq joylarga borgandan sirt, diviziya rayonlarini ham alohida ziyorat qilgan. U Xitoy rejimining Sharqi Turkistondagi terror siyosatlarining davomli kuchlik tariqida ijro qilinadiganligiga ishorat qilib, atalmış Şinjan'ı kanun boyunca idare kılış, medeniyet bilen uzuklandırış, Cumhur milleti ortak inanı sığındırış katarlık ibarelerini kayıt tılgı algandı sırt, siyasi cahettiki nazaretini alahide küçe yetiş gerekliliğine tehditligen. Gerçi Xitay, Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık cinayeti sebeplik, halkaranın küçülük besimi ve bir kısım cezalarına düş gelse mi, türlük söz hareketlerde Şarkı Türkistan'daki terör siyasetini kat'i devamlaştırganlıkıdan bişaret berip gelmekte. Şunaqla 5 iyul Ürümçi katliamığı oxşaş alahide bir gün yıkılaşkanda Xitay rejiminin yukur derecelik emeldarını Şarkı Türkistan'a evetişe dikkat kozgumaqta. Ürümçi kırgıncılıkının 13 yıllık hatır günü de zor kölemlik namayışı ötküzüldü. Bundan 13 yıl burunqa 5 iyulda yuz bergan Xitayning Sharqi Turkistondagi terror siyosatining tipik namoyandisi bo'lgan 5 iyul Urumchi qatliamini xotirlash munosabati bilan Turkiyaning har qaysi joylarida zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Namoyish xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan o'tkazilgan bo'lib, Xitayning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldiga yig'ilgan Sharqi Turkiston xalqi oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'targunicha Xitayning 5 iyul Ürümçi qatliamidagi vahshiyona bostirishiga va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi shuarlarni to'plashdi. Namoyishda jazo lageridagi tutqunlarning suratlari tushirilgan plakat esilgandan sirt, bir qism yoshlar qonga bo'yalgan kepangi simvol qilingan kiyimlarni kiyib, maydonga yig'ilgan muxbirlarga Xitayning qalliq bostirishini namoyon qildi. Aldı bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan Türkçe bayanatı okudu. O bayanatı da Ürümçi katliamının ot piltisi bolgan Şavgan kırgınçılığını tilgi edip ötkendinken, aynı vaqtı Şarkı Türkistan halkının Ürümçide tiniç namayışı ötküzgerlikini, ama Xitay rejiminin halkını kallık bastırganlıkını, aynı vaqtı Şarkı Türkistan'daki Xitay akkullarının mı bu cinayetki küç çıkarganlıkını, bu vaqanın emiliyeti Şarkı Türkistan halkının öz hak hukuklarını koğdaş, ve müstakillikke erişiş iradesini körüstüp bergenlikini kayıt kılıp ötti. O bayanatı dene Xitay rejiminin yakınkı yıllardan beri Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılıkların barlıq şekillerini icra kılıp atkarlıqını, şunun bilen birge iqtisadi küçü ve siyasi təsiri arqılıq her qaysi devletlerinin bu aqtı avaz çıkılışıgı tosqulluq kılıp atkarlıqını, Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliki bulu süpti bilen her qaysi devletlerini, İnsan hakları teşkilatları ve halkaralık taratkularını Xitay'nın irki kırgıncılık cinayetini tosuşka, Xitay tehdididin agah buluşka çakırdıqallıqını tehditledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliki Reis Vekili Mahmutcan Damollam Arapça bayanat okup, Xitay rejiminin 13 yıl burunki katliami ve nöbette devamlaşıvatkan irki kırgıncılık cinayetini tonuşturup ötti. Ve halkara cemiyetini, hususen İslam dünyasını Xitay'nın bu iğir cinayetine karşı avaz çıkırışka çakırdı. Bayanat El Cezire Katarlık nüfuzluk kanallarda nah meydandan tarqıtıldı. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Kürtüş Cemiyeti Reisi Nurmuhammed Türkistani İngilizce bayanat okup, 5 iyul Ürümçi katliamını tonuşturup ötti. Ve bu kallık paciyanın emiliyette Xitay'nın 73 yıldan beri devamlaşıvatkan işgaliyeti cereyandaki
yeni bir cinayet ikkallikini bugün meydandaki Şarkı Türkistan halkının insaniyetinin vicdanına hitap kılış için yığılganlıkını bütkül insanlarını men mi bu faciaga çetişlik mi deb özüge sual koyup bir kışka çakırdığanlıkını kayıt kılıp ötti. O bayanatı diyene köplügen devlet ve teşkilatlarının Xitayning Sharqi Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilikda bekitganligini, Turkiya boshliq har qaysi davlatlarning Sharqi Turkiston xalqining haq-huquqini qo'g'dash jihatida qonuniy, siyosiy, iqtisodiy va insoniy jihatdan mas'uliyati borligini ta'kidladi. Arqadan Yasaviy Alparallar jamiyati raisi Kurshat Mijon so'z qilib, Xitayning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga xalqaro jamiyat va taratqularning yetarli darajada ko'ngil bo'lmaganligini, hatto ko'z yumganligini, Sharqi Turkistonda bo'lsa ishg'olchi Xitoy rejimining Uyg'urlarni sistemali qoldi yo'qotishga tirishayotganligini, bu irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishi uchun xalqaro jamiyat, ijtimoiy tashkilotlar va kishilik huquq organlarining jiddiy harakatga o'tishi kerakligini bildirdi. Undan boshqa Sharqi Turkiston yangi nasl harakati izbosarlar guruhisidagi o'smirlar Istanbulning o'xshamagan rayonlarida 5-iyul Urumchi qatliami tunishtirilgan varaqchilarni tarqitib, yerlik xalqni bu fojiadan xabardor qildi. Bugün yana Anqarada Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi va Turkiya Insoniy Yordam Vaqfi birlikda 5-iyul Urumchi qatliami haqida surat ko'rgazmasi o'tkazdi. Ko'rgazmada Anqara xalqiga Xitoy rejimining hozirgacha davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati tunishtirib o'tildi. O'xshash kunda yana Turkiyaning Konya viloyatida Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligi Sutuqbog'roxon ilm va madaniyat vaqfi Konya shobisi va Konya ommaviy tashkilotlar munbirining tashkillashi bilan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlab Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Konya'nın her kaysi yerlerde yaşayatkan Uyghurlar katnaşkan namayışta Sutuqbog'roxon ilim ve medeniyet vakfi Konya şöbesinin reisi Abdul Ahad Udun bayanat okup ötdi. Bayanatta bundan 13 yıl ilgiri Xitayning Urumchi şehirde sadır kılgan kırgın kılış ve keng kölemlik tutkun kılış cinayeti eslep ötülgendeyken, növette Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irqi kırgınçılık cinayeti tunuşturuldu. Ve Türkiye başlık her kaysi devletler, teşkilatlar bu cinayetin toxtışkı çakırıldı. Undan boshqa Malayziyada Sharqi Turkiston davosi uchun aktiv ovoz chiqarib kelayotgan Malayziya musulmon yoshlar harakati ABIM, Vadaq va Uyg'urlar uchun Malayziyaliklar qatorliq 50 dan ortiq tashkilotning hamkorligida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13 yilligini xotirlab namoyish o'tkazildi. Namoyish Xitoyning Malayziyada turishlik bosh elchixonasi oldiga o'rinlashtirilgan bo'lib, Malayziya musulmonlari Xitoy rejimini Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga jazo lagerlarini taqashqa majburiy amga qatorliq jinoyatlardan qo'l uzishga chaqirdi. O'xshash kunda yana Angliyadagi 100 dan ortiq musulmonlar tashkilotining hamkorligida barpo qilingan Uyg'urlar uchun dastur harakatining o'rinlashtirilishi bilan Londondagi Xitoy konsulxonasi oldida axborot e'lon qilish yig'ini va naq maydon san'ati namoyishi o'tkazildi. Bayonotda Xitoy rejimidan Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish jazo lagerlarini taqash barliq insoniy haq-huquqlarga kafolatlik qilish talab qilindi. Namoyishda yana san'atkorlar Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini qonliq bostirish qilmishi tasvirlangan rasm sezib, bu jinoyatlarga qarshi noroziligini simvolliq ifodaladi. Qirg'izistonning Jalolobaddagi Uyg'urlarmi 5-iyul Urumchi qatliamining 13 yilligi munosabati bilan bir yerga jam bo'lib, shahidlar uchun duo tilovat qildi. Undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharqi Turkiston xalqi bu alohida kunni xotirlash uchun o'xshamagan tariqada namoyish va ijtimoiy taratqu faoliyatlarini tashkillab, Xitoyning 13 yil burunqi qatliamiga va davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga noroziligini bildirdi. Uyg'ur o'smir oltin medalini Urumchi shahidlarga bag'ishildi. Qirg'izistonda o'tkazilgan chelish musobaqasida oltin medalga erishgan Uyg'ur o'smir medalini 5-iyul Urumchi qatliamidagi shahidlarga bag'ishladi. 1-iyul xalqaro jujitsu chelish birlashmasi tomonidan o'rinlashtirilgan Qirg'izistonning Bishkek shahrida o'tkazilgan har qaysi oblastlar aro musobaqada Uyg'ur o'smir Umar Mamutaxunov chempionlikka erishib oltin mukofot olgan. Uning oilasi musobaqaning iyul oyida o'tkazilganligi sababli uni Jalolobaddan yo'lga selishdan burun uning uchun duo qilganligini, musobaqada g'alaba qilsa uning medalini 5-iyul Urumchi qatliamida shahid qilinganlarga bag'ishlashni niyat qilganligini va bu orzusining amalga oshganligini bildirdi. Xitoy haqida qo'lga tushirilgan zo'r ko'lamdagi uchurlar to'rda e'lon qilindi.
Yakında bir hackerlar grubusu Xitay'nın Şanghay Cemaat Xavupsizlik Sistemisi'den 1 milyard Xitay puhrasının nüfusu, kimliki ve netçi milyard tal çıkıdığan sakçıgı malum kılış hatırısı Katarlıq sezgür şahsi uçurlarga erişkenlikini ilan kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe mezkur hackerlar grubusunun aldıngı peyşembe danlıq tor cinayeti münbiride ilan kılınan uçuruğa asaslanğanda bu sallıq malumatlar Şanghay sakçılarının uğurlanğan milyardlıgan hatırlarını özçüge alğan bulup, bunun da 1 milyard Xitay puhrasığa ait uçurlar bar ekken. Hüccetlerinin sığımı 23 terabayt kilidigan bulup, hepte ahırda ictimai taratkularda tarqılışkı başlayan bu sallıq malumatlarının setiliş bahası 200 bin dolarga çıkkan. Tor bihaterliki mutakhasistlerinin deyişçe bu hakkırlık hücumunun kişini hayran kaldırdığan yeri sallıq malumatlarının çoğunluğu bulup da kalmasın, eğer o uçurlar rast bulup kalsa tarihte hatırlangan en çok şahsi sallıq malumatının aşka arılınışı hem de Xitay düşkelgen en çok hakkırlık hücumu hesablandıken. Ondan başka Xitay rejiminin sallıq malumatlardaki sezgürlük derecesi bu kıtımlık hakkırlık hücumunu teğimi alahidlikke iki kılıdıken. Haberde eğitilişçe hakkırlar hazırca elan kılgan sallıq malumat evrişkisi kişilerinin ismi, kimlik numarı, telefon numarı, tuğulgan günü ve tuğulgan yurti Katarlıq 750 min hatırını özçü aldıken. Onun diyene sakçıgı malum kılıngan cinayetinin türleri ve vakalarının tepsilatı hatırlengen. Bu dilolarının kiçiki uğurluk dilosi ve tor aldamçılık vakalardan tartıp aile zoravallıkçı çetildiğen bulup, bu malumatlar 1995 yılından 2019 yılıgıcı bolgan malumatlarını özçü aldıken. Gerçi sallıq malumatının aşka arılınış dairesi tehi cezimleştirilmegen bolsa mı, bırak Valkoçisi gezdi muhbirleri münasebetli kişilerge telefon kılış arkalık, hakkırlar elan kılgan bir netçi mehbi hatırının rastlıkını delilegen. Bunun içi diyene sakçı organlardan başka herkandık menbeden eriş tesip olgan tepsili malumatlar bar iken. Xitay Kanada diplomatlarının Kanadalıq sodigarının sodigi katnış talepini red kıldı. Kanada'nın Xitay'da duruşluk diplomatik hadimleri Kanada puhrası bolgan bir Xitay sodigarının sodigi katnışını talep kılgan bolsa mı, bırak onlarının talepi red kılıngan. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Kanada'nın Xitay'da duruşluk baş elçihanesi bu axtı uçur berip, 5 yıl ilgiri Hong Kong'da sırlı gayıp olgan Kanadalıq milyarder Xiao Jianhua'nın 4. iyul Xitay'da sotkı çıkanlığını, Kanada tarafının bu sotkı katnışını Xitay'dan birine çıkıtım talep kılganlığını, ama Xitay dairelerinin bu talepini red kılganlığını etkan. Bildirilişçe Xiao Jianhua 2017 yılı 1. ayda Xitay'nın çigra halkıgan hadimler tarafından Hong Kong'daki bir mihmanxandan mahbi tutkun kılıngandan buyan Xitay adliya tarmakları bu dilonu mahbi bir taraf kılgan. Şunundan keyin Xiao Jianhua ammevi sorunlarda körülüp bakmagan. Xitay amaldarlarımı hiç kandak tepsili malumat vermegen. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı Zhao Lijian düşenbedeki muhbirlarını kütüp alış yığınında Xiao Jianhua'nın sotkı çıkışıdan haberi yokluğunu aytkan. Malum buluşça Xiao Jianhua'nın meselesi onun Xitay'nın yukur derecelik emeldarlar katılımı'nı yıkılaşkallıqı hem de bu bir kısım emeldarlarının maliye işlerini başkuruşu'nı yardım bilişi bilen münasibetlik deb karalmaqtıken. Xiao Jianhua Xitay'da tuğulgan bulup kiyin Kanada puhralıqı'nı ötken. O 2016 yılı Xitay baylar tizimlikide 32. orunga tizilgan bulup nöbetteki sap mülki 6 milyard dolarga yıkılışıdıken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.